dediğimiz klavikula. Şu gördüğümüz eklem tarafı extremitas sternalis. Bu gördüğümüz eklem tarafı ise extremitas acromialis olarak geçiyor. Şurada gördüğümüz gövde yapısının tamamı corpus claviculae. Bunun superior ve inferior kısımları var. Burası fasciae superior kısmı. Buradan çok fazla bir yapıyı göremiyoruz. Çeviriyorum. Burası fasciae inferior kısmı. Göreceğimiz yapıların çoğunluğu burada. Bu extremitas sternalis kısmının yüzeyi buraya fasciae articularis sternalis diyoruz. Şurada çıkıntılarımız, izlerimiz var. Bu izlerin adı impressio ligamenti costa clavicularis olarak geçiyor. Tekrar corpus clavicularis yapısını görüyoruz. Şu gördüğümüz deliğin adı foramen notricum. Burada gördüğümüz sulcus yapısı, sulcus musculi subclavi olarak geçiyor. Şu şekilde sulcus burası. Şu gördüğümüz yüzey fasciae articularis acromialis olarak geçiyor. Şurada girintiler, çıkıntılar var. Bu girintiler, çıkıntıların ismi linea trapezoidea. Trapez kası buraya tutunduğundan dolayı burada böyle izler oluşturuyor. Şurada gördüğümüz çıkıntının adı da tuberculum conoideum.